köprüden geç böyle bir kartı. Şu aylarda baktığımızda ırmağımızın böyle efendim coşkun bir vaziyet takması lazım. Irmağımız kirletiliyor. Bunu biliyoruz. Yani bizim gençlik yıllarımızdaki gibi değil. O zamanlar yemyeşil akardı. Biz gençliğimizde bu ırmakta yüzerdik. Kuraklık var. Efendim suyun belli bekletilme havzaları var. Kullanılan efendim barajlar var. Efendim biraz da bunların etkileri var. Ben tabii böyle karamsar düşünmüyorum. Bu yılbaşı itibariyle yine ırmağımız %80 seviyelerine efendim birinci itibariyle gelir kanaatindeyim. Gelecektir. Zaman zaman böyle oluyor ama bu sene şunu söyleyebiliriz. Yani azalmadan ziyade ırmakta çok kirlilik var diyebiliriz yani. Toprak rengi akan ırmağımız şimdi simsiyah akıyor. Bu da kirliliktir. Çevreye dikkat etmemektir. Efendim, çevredeki arıtma istasyonlarının olmayışıdır. Irmağın debisi yükselecek. Ne yapacağız burada? Efendim, ırmağı temizleyeceğiz. Hayvanların barınmasına efendim, imkan sağlayacağız. Onun için Amasya için ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik olmuş olacak. Bu da bizim yine söz verdiğimiz projelerimizden birisi. Bizim ırmağımızın genişliği 64 metre. 17 metre sağdan, 17 metre soldan giriyoruz ve dikey aşağı iniyoruz. Tekrar ırmağı da havzanın içerisinde kendi yatağında 34 metre olarak bırakıyoruz. Irmağın debisini yükseltiyoruz. Bu arada arıtma sistemleriyle beraber ve doğal efendim ırmağın bekleme alanları, sulak alanları dediğimiz efendim doğal bekleme alanlarında da ırmağı orada süzdürüyoruz. Yeşil ırmak yeşil akacak. Efendim yeşil ırmaktan herkes zevk alacak, gönüller huzur bulacak diye bir sloganımız var.